İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu akşamki oturumun yürütücülüğünü Hüseyin Kekiç arkadaşım yapacak. Kendisine sözü veriyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Onana Fotbloğu'nda 100 fotoğrafçının 100 fotoğrafına 100 öykü yazmıştık arkadaşlar. Ve geçen ay ilk oturumda 6 fotoğraf ustasının fotoğrafına yazılan öyküleri paylaştık siz değerli konuklarımızla. Bu ikinci oturumda da yine 6 fotoğrafçının fotoğrafına yazılan öyküleri inceleyeceğiz. Programın akışı ile ilgili ben çok kısa bir bilgi vereyim size. Fotoğrafçıların alfabetik sırasına göre öykü yazan arkadaşlara izin vereceğiz ve öykü yazan arkadaşlar fotoğrafına öykü yazdığı fotoğrafçının biyografisini okuyacaklar, tanıtacaklar. Bu sırada eş zamanlı olarak Figen Başkan o fotoğrafçının portfolyosundan seçip bizlere daha önce gönderdiği fotoğraflardan bir sunum yapacak. En son ekranda fotoğrafına öykü yazılan fotoğraf kalacak ve öyküyü yazan arkadaşımız o fotoğrafı kendisine öykü yazdırırken neler hissettiğinden bahsederek öyküsünden kısa bir bölüm okuyacak. Kısa bir bölüm okutuyoruz çünkü öykülerin hem vakit alır tamamını okumak hem de Onanafut bloğundan da izlenmesini arzuluyoruz bu öykülerin oradan da devamının okunmasını ve Onana Fotbloğu'nun canlı tutulmasını arzu ediyoruz. Biraz fragman gibi oluyor açıkçası söylemek gerekirse. Sonra öykü yazan arkadaşımız kısa bölümü okuduktan sonra da fotoğrafın sahibi fotoğraf ustasına sözü bırakıyoruz. Fotoğraf ustasından görüşlerini, yorumlarını alacağız. Sonra toplu olarak o fotoğraf ya da öyküyle ilgili genel kanaatler, yorumlar, öneriler varsa onları dinleyeceğiz siz değerli konuklardan. Sonra da bir sonraki konuğumuzun fotoğrafına ve öyküsüne geçeceğiz. Özetle program akışımız böyle olacak. Alfabetik sırayla başlayacağız dedim. Firdevs hocamız bu akşam ilk fotoğrafçı ustamız. Ve Firdevs hocamın bir fotoğrafına öyküyü de ben yazdım. Dolayısıyla ben izninizle Figen Başkan fotoğraflarını hazırlarken Firdevs hocamın özgeçmişini sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Firdevs hocam İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Fotoğraf eğitimini İFSAK'ta aldı. İFSAK ve Fotogen fotoğraf derneklerinde üyedir. Bu dernekler adına federasyon yönetiminde görevler almıştır. Yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda ödüller kazanmış, AFİAD unvanını almıştır. Kişisel olarak yurt içi ve yurt dışında fotoğraf sergileri açmış, üyesi bulunduğu derneklerin açtıkları karma fotoğraf sergilerine katılmıştır. Anadolu'da arkeolojik kazılara katılmış, fotoğraf çalışmalarında bulunmuştur. Halen Antendros kazı ekibindedir. Fotoğraf çalışmaları eğitimi ile yakından ilgili olup uygarlık tarihi açısından dünyada çok özel bir konuma sahip olan Anadolu'yu dolaşarak fotoğrafla belgelemenin kamuoyunu tarihsel kentlerimizi, anıtlarımızı korumaya yöneltmek için etken bir yol olduğuna inanmakta ve bu alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Anadolu uygarlıkları konusunda kişisel sergi ve gösteriler yapmıştır. Son yıllarda daha resimsel fotoğraf çalışmaları ile de ilgilenmektedir. Kişisel olarak İstanbul hayal meyal, Kaz Dağları'nın antik zenginliği Antandros gün ışığına çıkıyor. Bir kentin doğuşu Antandros, Antandros'tan Altınoluk'a, Altınoluk'ta geçmişin izleri, su izinde Aliyevhane'yi, Anadolu mimarisinde taş işçiliği, yaşamı saklayan duvarlar, Anadolu evleri, Eyüp ve Anadolu'dan fotoğraf sergilerini açmıştır. Sevgili Firdevs hocamın öyküsünü yazacağım. Fotoğraf gelecek. Benim öykü yazdığım fotoğraf bu fotoğraf arkadaşlar. Firdevs hocam son zamanlarda İstanbul Hayal Meyal serisiyle böyle ICM dediğimiz kamera hareketleri kullandığı bir tekniği kullanıyor. Benim de son yıllarda sıklıkla kullandığım bir yöntem bu. Bu fotoğrafı görünce Firdevs hocamın fotoğraf arşivine bakarken İstanbul'un o hayal mayal dünyasına bir gönderme yapmak istedim. Ve içinde işte hayallerin, düşlerin olduğu bir öykü yazmaya çalıştım. Şimdi izninizle o öyküden çok kısa bir bölüm okuyacağım. Öykünün adı Sepetçiler Çarşısı'ndayım. Gözlerimi açtığımda başucumdaki doktor
Ağzıma takılı hava üfleyen maskeyi çıkarıp "İyi misiniz? Neler oldu? Anlatır mısınız?" diye sordu bana. Mısır çarşısına yolum düşmüşken 2 paket mis kokulu Türk kahvesi alıp küçük pazara doğru küçük ve yorgun adımlarla yürüyordum diyerek başladım anlatmaya. Sepetçiler sokağından geçerken bir dükkan önündeki bir teyzenin bayılmak üzere olduğunu gördüm ve tezgahtan kaptığım bir hasır tabureyi yere koyup teyzenin tabureye oturmasını sağladım diye devam ettim anlatmaya. Öykü devam ediyor. Ben burada keseceğim. Doktora neler anlattım? Doktor sonrasında neler hissetti ya da yaptı? Okumak isteyen arkadaşlar Onanapot bloğundan 100 cüze 100 başlığından Firdevs Hocam'ın adıyla öyküyü açıp okuyabilirler. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Firdevs Hocam, sözü size bırakıyorum. Buyurun. Tamam. Teşekkür ederim. Yani Hüseyin Hocam siz öyle bir yazmışsınız ki valla ben öyle düşünmemiştim ama siz çok güzel yazmışsınız. Çok etkilendim gerçekten. Oturmuş yani tam. Ama tabii çekerken ben o kadar geniş düşünceler içerisinde olmuyorum. Biz daha çok görsel takılıyorum. Meslek gereği de öyle. Ama bundaki görsel takılırken bu işi yani bu sallayarak çekerken hep böyle hayalde kalan bir şey olsun istemiştim. Yani olay belli olsun, ne yapıldığı, içerideki malzemeler her şey belli olsun. Ama hayali bir şey olsun, ama belli olsun yani izi kalsın. Yani şahıslar, şeyler, kişiler de görünür olsun istemiştim. Bu çarşıda şu anda yok maalesef. Epey şey oldu galiba. İnşaata mı gitti, ne oldu bilmiyorum oraları. Çok güzel bir alandı bu. Bir fotogen proje gezisiydi. Burayı çalışıyordum. Çok verimli oldu ve hayal meyal fotoğraf çalışmalarının burada başladı. Yani 2004 galiba, tam hatırlamıyorum ama öyle olması lazım. Bu yılda böyle tesadüfen yaptık Ayşe arkadaşımızla, Ayşe Bademir arkadaşımızla. Sonra baktık, dedik ki biz bunu yapalım da biraz protesto edelim yani. Salladık ve oldu diyelim falan şeklinde yola çıktık. İfsat'la yapacağız gösteriyi dedik. Dalga geçerek çıktık. Ama sonra öyle hoşumuza gitti ki. Yani salladık ama gene de her şey yerli yerinde. İfsat eğitimi öne çıktı. Her ne kadar salladıysak da kadrajlar hep böyle klasik bildiğimiz kadrajlar oldu. Dolayısıyla sonunda devam ettik çalışmaya. Sergiler açtık, gösteriler yaptık. Hala da ara ara yapıyorum. Seviyorum yani bu tip şeyleri. Empresyonist bir hava verdiği için, resimsel bir tat verdiği için. Ama asıl işler öbür tarafta tabii. Evet, Yaptığımız işler, belgesel işlerde. ben de sizin işte bu hayal meyal İstanbul, hem kullandığınız slogan şeklinde kullanıyorsunuz, hem de fotoğraflarınızda da az önce siz de söylediniz, tam da bu duyguyu vermek istiyorsunuz. Evet. Ben de ona uygun bir şeyler yazmaya çalıştım. Çok güzel Evet. yazmışsınız. Tam hayal olmuş yani hakikaten. Nasıl bunu Evet. yaratabiliyorsunuz? Çok bayılıyorum yazma olayına zaten. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bu arada sevgili dostlar, Firdevs Hocam'ın bu kamera sallaması ile ilgili çok hoş bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bulgur Palas'ın açılışına gitmiştik fotoğrafçı arkadaşlarımla. Çok sevgili dostum, arkadaşım Murat Kurtel benim bu kamera sallamalarım çok sıklaşınca "Ya çok fazla sallamaya başladın, seni ben takipten çıkaracağım artık" falan diye böyle şakalaşıyorduk. Tam o sırada Firdevs Hocam'ı gördüm orada. Koşarak hani bir imdat, Firdevs Hocam da aynı tarz çalışıyor, o benim adıma güzel şeyler söyleyecektir diye gittim Firdevs Hocam'ın koluna girdim. "Hocam bir saniye sizi alabilir miyim? Bakın Murat beni takipten çıkaracak, kamerayı sallıyorum" falan diye getirdim. Firdevs Hocam bir yüzüme baktı, "Ama sen de çok sallıyorsun ya" dedi. Hatırlıyor musun Firdevs Hocam? Yani benim tarzım öyle olmadığı için öyle söyledim tabii. Hayır. Yani bir şey kalsın istiyorum. Yani nasıl ki insanın hayalinde bir şey kalır, onu istediğim için. Ama sen tabii biraz fazla sallayınca olay değişiyor. Peki hocam. Peki. Evet arkadaşlar, şimdi hem öykü ya da fotoğrafla ya da Firdevs hocamla ilgili görüş ya da yorum olanlar varsa
sizlerle karşılıklı interaktif bir sohbet olsun. Var mı söz almak isteyen? Ben Bakıyorum. teşekkür etmek isterim Firdevs hocama. Rica ederim Eda'cığım. Peki. Bir kulüp fotoğraf grubundanım. Beni Estağfurullah. bu konulara aşina yaptı, yetiştirdi kendisi. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz katkınız için Eda Hanım. Hasan el kaldırıyor. Hasan Çalıkuşu. Buyur Hasan'cığım. Firdevs hocam, fotoğrafları çekerken muhakkak bir takım literatür kaynaklarını araştırmışsınızdır. Sanki bu fotoğraflara bakarken daha uzun süre bakıyoruz ve daha iyi aklımızda kalıyor gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz acaba? Evet, doğru, haklısınız. Yani öyle düşünmüyorum ama sonuçta anlamak için, yani başkasının bu tarz bir fotoğrafını görünce ne yapmış, ne göstermek istiyor, ne anlatmak istiyor diye ben de uzun bakıyorum. Ama dedim ya, ilk başlarken böyle bir tekniğin olduğundan bile habersizdim yani. Öylesine başladık, laf olsun diye. Sonra tabii çoğaldı bu olay. Ama gene de dediğim gibi ben arkada bir iz kalsın istiyorum. Yani o da biraz makineyi sallarken zor oluyor. Şimdi makineler hafif olduğu için daha da zor oluyor. Ağır makineyle daha iyi oluyordu. Alışkanlık meselesi. Yani el alışınca oluyor da biraz zor oluyor. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Evet, başka var mı söz almak isteyen arkadaşlar? O zaman bir sonraki konuğumuza geçelim. Gülcan Mete Delibay hocamızın fotoğrafına Gülçin Demirci bir öykü yazdı. Yine önce Gülçin'e vereceğim sözü. Gülçin Gülcan Mete hocayı tanıtacak. Figen hoca fotoğraflarını döndürecek. Ve sonra da öyküden bir bölüm ve Gülcan hocanın görüşlerini alacağız. Evet Gülçin, söz sende kardeşim. Merhaba herkese. Sanatçımız 1968 doğumlu. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezundur. 2 günde Devri Alem Fotoğrafçılık Kulübü kurucu üyesi ve Düşler Atölyesi Fotoğraf Eğitim Kulübü kurucusudur. 2016-2017 yılları arasında Son İhtiyar marka elçiliği yapmış. 2018-2020 yılları arasında da Olympus Fotoğraf Makinesi marka elçiliği yapmış. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Koleji'nde 3 yıl, Trakya Koleji'nde 1 yıl fotoğrafçılık eğitmenliği yapmış. 3 kişisel sergi, 10'dan fazla karma sergi, 60'dan fazla toplantıda dernek, lise, üniversite, sivil toplum kuruluşu bünyelerinde konferanslar vermiş. 2019, 2020, 2021 yıllarında 3 yıl üst üste Sami Güner fotoğraf turlarını kazanarak 15. Sami Güner Kupası'nı kazanmıştır. Halen On Logos foto atölyesiyle birlikte fotoğrafa gönül verenlerle foto gösterileri ve sunumları gerçekleştirmeye devam etmektedir. Kariyerinin bu noktasında artık fotoğrafın biraz sanatsal kısmına eğilmiş ve ürünler yaratmaktadır. Çok güzel eserler yaratmaktadır. Meraklıları için gılcanmete.com adresinden bunlar takip edilebilir. Dur. Hep insana dair siyah beyaz fotoğraflar. Bu hepsi birbirinden güzel fotoğraflar Gülcan Hoca'ya ait. Bu da bana öykü yazdıran fotoğraf da bu. Şimdi ben bugün tekrar baktım bu fotoğrafa. Neler hissetmiştim o zaman. Bunu zaten 18 Ekim 2023'te yazmışım ben. İşte fotoğraf film karesi gibiydi. İlk bakışta oturan adamın yüzündeki ifade dikkatimi çekti. Bir şeyler düşündüğü yüzünden anlaşılıyordu. Ekim 2023'te baktığım zaman adamın yüzünde özlem ve pişmanlık duygularını okuyordum. Gençler onu geçmişe döndürmüş ve nasırlaşmış bir sürü çizgiden birine bir iğne batırmış gibiydiler. Şimdi bugün baktığımda kızın yüz ifadesi üzerine bir öykü yazabilirim. Size değişik bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Kapalı gözlerinden bile çocuğu ne kadar sevdiği, kısa süreli bir ayrılığı bile çok zor kabul edebildiği ama hayatta yapmamız gerekenlerin yapılacağı üzerine bir öykü yazılabilir. Adam, yine oturan adam, bu yaşananları yaşamış ve şimdi yalnız kalmış biri olarak
genç erkeğin yüzünü görüyor ve onu çok iyi anlıyor. Bunu da 28 Mayıs'ta yazdık. Belki bir dahaki bakışımda, bundan birkaç ay sonra ya da 6 ay sonra, 1 sene sonra arkada oturan adamı göreceğim bu sefer. O da gençlere bakıp uzun süredir beklediği mesajı bir kez daha kontrol ediyor olabilir. Fotoğraf aynı ama kendimdeki değişimlere bağlı olarak farklı yüzleri görüyorum. Bu yüzden bu fotoğrafı çok değerli buluyorum. Efendim, bu kadar bizim için. Çok güzel. Öykünden kısa bir bölüm okuyacak mı Gülçin? Okuyacağım. En son paragrafını okuyorum. Hayatının büyük bir kısmını risk almayıp bekleyerek, sabrederek, başkalarını düşünerek geçirmişti. Bundan sonra değişmek için ne gücü ne de isteği vardı. İzlemeye devam edecekti. Peki. Evet, Gülcan Hocam, söz sizde. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar, merhabalar bütün dostlara, ustalarımıza. Öncelikle Gülçin Hanım'ı ilk kez görüyorum ama daha önceden bir ortak arkadaşımız vesilesiyle de tanışıyoruz. Yazdığı öykü için kendisine teşekkür ediyorum. Anafoto'da böyle güzel bir %100 etkinliğinde, 100 fotoğrafçıdan yaptığı bu öykü etkinliği için kutluyorum. Vakit buldukça girip diğer fotoğraflara yazılmış öyküleri okumaya çalışıyorum. Bir yaklaşık %80'ini bitirdim. Vakit buldukça da girerek bunları okumaya çalışıyorum. Bu güzel etkinlikten dolayı tekrar tüm dernek üyelerini kutlamak isterim. Hem öykü yazanları hem fotoğraf sahiplerini hem de derneğin bu değerli çalışmasını. Çünkü projeler üstünde çalışan bir yapım var. Atölyemizde de sürekli projelerle ilgili çalıştığımız için her türlü projeyi keyif alıyorum ve keyifle izliyorum. Fotoğrafla ilgili kendi düşüncemi söylemeden önce fotoğraf çekilirken üç tane psikolojiye sahiptir. Birincisi fotoğrafçının psikolojisi. İkincisi çekilen nesne ya da canlıların psikolojisi. Üçüncüsü de izleyenin psikolojisi. Bu üç psikoloji fotoğrafı oluşturur ve fotoğraf çekildiği anda fotoğrafçıyla fotoğraf arasında bir aşk başlar ve o inanılmaz güzel bir duygudur. Bittiği anda, elde edildiği anda. Bunu paylaştığımız zaman, başka gözlerin görmesini açtığımız anda bakan kişiyle fotoğraf arasında yeni bir aşk başlar. Gülçin Hanım'ın baktığı ve gördüğü, hissettiği neyse duygularını çok güzel dökmüş, öykü yazmış. Başka birisi başka bir açıdan yazabilir. Buna ne benim söyleyebilecek bir sözüm olabilir ne de başka birisinin. Çünkü fotoğraf bakanla bakılan arasında geçmiştir. Benim bu fotoğrafı çekiş hikayem biraz farklıydı. Öncelikle fotoğraf makinesiyle çok dışarıda gezip fotoğraf çeken birisi değilim. Tembelim bu konuda. Projeme dair bir fotoğraf vardır kafamda. Onu nerede bulacağımı düşünürüm. Gidip orada onu çekerim. Yani benim fotoğraf çalışma mantığım hep böyledir. Buradan geçerken aa dedim buradan güzel bir proje çıkar diye düşündüm. Sebebi de şuydu. Kürsüler vardı. Bu üstündeki örtüler vesaire Anadolu desenli örtüler. Arkada işte üstte tost vesaire yazarken arkadaki o Coca-Cola şeyi beni sinir etti. Ya dedim kapitalizme bak dedim yani bu kadar otantik bir yer yapmışsın. Arkaya gidip kapitalizmin bu büyük sloganını çakmışsın. Niye burada bir çay reklamı yok ya da niye bir kahve reklamı yok falan gibi. Dedim acaba buradan böyle bir proje çıkar mı? Acaba bu tür mekanları fotoğraflayayım mı diye düşünürken makineyi hazırlamıştım. O sırada gelen bu delikanlıyla kız arkadaşını gördüm. Orada da içgüdüsel olarak hissediyorsunuz aralarındaki o bağı. Tam da arkamda bir sokağın köşesi vardı. Ben onları önümden geçerken çekmeyi düşünürken tam önümde sarıldılar. Bu kare ortaya çıktı. Denkten şöyle tam zamanında bastığımızı düşünüyorum. Bu fotoğrafta bakan kimse bu iki kişinin ayrılıkma ya da kavuşma hikayesi olarak görebilir ama ben çeken kişi olarak ayrılma anı olduğunu biliyorum. Ortadaki beyefendinin onlara bakışı gerçekten Gülçin bunu çok güzel öykülendirmiş. Gençlik yıllarına bakarak büyük bir olgunlukla. Anadolu'da yaşlılar biliyorsunuz bu tür sevgi gösterilerini en çok hoşgörüyü gösteren insanlardır. Her zaman duyarlıdırlar ve ortadaki gerilimi azaltan kişilerdir. Ben buradaki kızın gözlerinin kapalı haline vuruldum bu fotoğrafta.
Bir insanın sarılırken ki en samimi, en içten ve hiçbir yapmacıklık olmadan sarılma anıdır. Gözlerinin kapalı olduğu an. Ve o kadar güzel bir sarılmaydı ki çocuğun çantasından da uzak bir yere gideceğini düşündüm. Tabii bilmiyorum uzak yakın gideceğini ama çantayla bir uzağa gideceği için o sarılmalarındaki duygu oradaki amca kadar benim de çok etkilemişti. Ve fotoğrafı da bu şekilde paylaştım. Ama başka birisi baktığında bugünkü emekli sorununu görebilir. Emeklilerin haline bakıp ortadaki kişiden bir emekli sorunu yazabilir. Evet. Herkes baktığında neyi gördüğüyle ilgilidir. Çünkü hepimiz çocukluktan itibaren edindiğimiz psikolojik deneyimler, sosyal deneyimler, gördüğümüz sevgilerle, öfkelerle, nefretlerle, duygularla bir yapıya dönüşüyoruz. Ve bununla görüyoruz. Görme sistemi tamamen bununla oluşuyor. Bendeki birikimlerle görerek bunu çektim. Gülçin Hanım da kendi birikimleriyle güzel bir aşk hikayesini, özlemle güzel bir öykü yazdı. Yüreğine ağzına sağlık kendisinin. Çok teşekkür ediyorum o kelimeleri için. Bir fotoğrafa yazılması o fotoğrafı güzelleştiriyor. Bütün öykü yazan arkadaşlar fotoğraflara güzellikler kattı. Hepsinin kalemine sağlık, yüreğine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Biz size teşekkür ediyoruz bu güzel fotoğraflar için. Arkadaşlar görüş bildirmek isteyen var mı bu öykü ya da fotoğrafla ilgili olarak? Bu Kemal Hocam. Özellikle siyah beyaz fotoğrafların gerek kompozisyon gerek baskısına çok sevdim, hayran oldum. Ellerine sağlık diyorum arkadaşımızın. Gerçekten tam böyle bir fotoğraf tadı veren fotoğraflar bunlar. Ayrıca kompozisyonundan söz etmeye gerek yok tabii ama özellikle beni etkileyenin siyah beyazın tonları dağılımı olduğunu söyleyebilirim. Bütün fotoğraflarda ellerine sağlık diyorum. Daha uzun konuşulabilir belki ama. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler Kemal Hocam. Başka görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Buyur Saadet Hocam, buyurun. Gılcan'ı tebrik ediyorum. Böyle Sağ bir bu olun. akşam da benim fotoğraflarımda izleyecekleriniz zaten Gılcan'ın bugün bize gösterdiği ya öyküsü yazılan fotoğraflardan oluşan bir portfolyo size sunacağım. 20 fotoğraflık. Tamamen kucaklaşma ile ilgili. Gılcan da beni kıskandıracak kadar güzel bir fotoğraf çekmiş. Zira ben kucaklaşma ve öpüşme sahnelerini sürekli fotoğraflayan ama bunu proje bazında düşünen ve uzun soluklu yıllarca sürecek bir proje olarak düşündüm. Ve Gılcan'ın bu fotoğrafını da hakikaten böyle ah keşke ben çekseydim bu sahneyi dediğim bir fotoğrafı oldu. Bunlar güzel kıskançlıklar arkadaşlar. Yani bir başka arkadaşımızın başarısını kıskanmak olumlu bir kıskançlık ama onu kendisini kıskanmak ya da onun başarıya ulaşmasını engelleyecek şeyler düşünmek kötü kıskançlıklar. Sanat camiasında, sanatçılar arasında, fotoğrafçılar arasında bu kıskançlıklar hep oluyor. Olumlusu, olumsuzu. Ben hiçbir zaman sevgili arkadaşlarımın, fotoğraf üreten arkadaşlarımın hakkında böyle olumsuz bir kıskançlık yaşamadım. Hep işlerini kıskandım. Keşke ben de bu kadar güzelini çekebilsem diye. Bugün Gılcan'ın fotoğrafı bana onu söyletti. O yüzden Gılcan'ı tebrik ediyorum bir kez daha. Hem de tüm yaptığı güzel işlerden dolayı. Sadık Hocam çok teşekkür ederim. Sizin sarılma sunumunuzu izlemiştim biliyorum. Ben bu fotoğrafla ilgili Gülçin Hanım seçip öyküyü yazdığı için aslında sizin sarılma fotoğraflarınızı da çok keyifli gördüm bildiğin birisi olarak. Artık orada öyküyü yazan kişiye bir müdahalemiz söz konusu değildi. Seçimi onlar yapıyordu. Ama sizinle zaten her sürekli görüşüyoruz. Yakın zamanda da görüştük. Size olan fotoğrafınıza olan saygımız ve sevgimiz her zaman baki. İyi ki varsınız. İyi ki fotoğraf dostluğu var. Böylece güzel fotoğraflarla birbirimize böyle güzel şeyleri gösterdiğimizde mutlu oluyoruz. Sağ olun. Çok var olun. Evet. Sen de sağ ol. Var olun. Katkılarınız için teşekkürler Sadık Hocam. Evet arkadaşlar var mı başka görüş bildirmek isteyen? Bakıyorum. Sanıyorum yok kimse. O zaman bir sonraki fotoğrafçı ustamız Profesör Güler Ertan ve fotoğrafına öykü yazan arkadaşımız da Didem Nuhoğlu Utar. Didem arkadaşımız söz sende. Buyur. Teşekkürler.
Çok keyifli bir akşam oluyor bu arada. Ben hemen geçiyorum. 1962-63 döneminde Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Grafik Sanatlar bölümünden mezun oldu. 1964 yılında mezun olduğu kuruma asistan olarak atandı. 1968-69 akademik yılında Avusturya hükümetinin vermiş olduğu bursu kazanarak Viyana'daki Höhere Grafische Bundesler und Versuchsanstalt isimli sanat okulunda grafik ve renkli fotoğraf bölümünde eğitimini sürdürdü. 1977 yılında Çağdaş Fotoğraf Sanatı isimli kitabını yazdı. 1990 yılında Polonya Poznan Akademisi'nin düzenlediği uluslararası sempozyumda Türkiye'den gelen ilk fotoğraf eğitimcisi olarak bildiri verdi. 1991 yılında TRT'de yayınlanan Türk Fotoğraf Sanatı adlı belgesel programının 4. bölümünde Türkiye'nin fotoğraf dalında ilk kadın profesör olarak yer aldı. 1994 yılında fotoğraf terimleri sözlüğü, 2004 yılında açıklamalı fotoğraf terimleri sözlüğü, 2005 yılında ise 1960 sonrası Türk Fotoğrafı isimli kitapları ile yine aynı yıl Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi isimli kataloğu yayınlandı. 2009 yılında Dünden Bugüne Fotoğraf isimli kitabı yayınlandı. Ve 2014 yılında Tekin Ertuğ Atölyesi Fotoğraf Ustaları 7 Anılar ve Söyleşiler isimli kitabın bir bölümünde yer aldı. BÜFOD'un Sille Sanat Sarayı'nın onur üyesi ve Büyükçekmece Belediyesi sanat danışmanı olan Ertan'ın Emin Sansarcı ile birlikte kaleme aldığı Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı isimli kitabın ilk baskısı 2016 yılında, ikinci baskısı 2017 yılında yayınlandı. Halen fotoğraf dergisinde güncel olarak yazıları yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok sergi açtı ve sempozyumlara katıldı. Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi'ne kendisine özel bir bölüm ayrıldı. 2018 yılından itibaren Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Yarışmaları, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması olarak adlandırılmıştır ve günümüzde her yıl aynı isimle sürmekte olan bir etkinliktir. Afyonkarahisar Belediyesi'nin desteğiyle 2019 yılında hazırlanan Sanat ve Müzik Ansiklopedisi'nin Görsel Sanatlar bölümünde yer aldı. 2021 yılında adına ithafen Doçent Doktor Şeyda Üstünüpek editörlüğünde Gökkuşağı Güler Ertan'a Armağan isimli kitabı yazıldı. 2022 yılında Doktor Emin Sansarcı ile birlikte Eğitimcilerin Notlarıyla Temel Sanat Eğitimi isimli kitabı yazdı. 2023 yılında Esra Bostan'ın yazmış olduğu Profesör Doktor Güler Ertan ile Fotoğraf ve Seyahat Anıları olarak adlandırılmış kitabı Alternatif Yayıncılık tarafından basılmıştır. Emin Akipoğlu Kamera Müzesi'nde kendisine özel bir bölüm ayrıldı. 2022 yılında yönetmenliğini Erol Çelik'in yönettiği Sanatın Kadınları belgeselinde yer aldı. Türkiye Sanat Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 2022-23 döneminin Profesör Doktor Güler Ertan adı ile anılmasına karar verilmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yaptı. Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kuruculuğunu yaparak dekanlık görevinde bulundu ve bunun yanı sıra grafik tasarımı, fotoğraf ve video bölümlerinde bölüm başkanlığı yaptı. 2008-2010 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2009-2012 yılları arasında Ayel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekanlık ve bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü ve bunlara ek olarak grafik tasarımı ve moda tasarımı alanlarında yüksek lisans grafik tasarım alanında sanatta yeterlilik programlarının kuruculuğunu gerçekleştirdi. Bugüne kadar birçok yüksek lisans ve sanatta yeterlilik tez danışmanlığı yaptı. Halen tez ve proje danışmanlıklarını sürdürmekte. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak eğitimciliğine devam etmektedir. Sevgili misafirlerimiz, Güler hocamız davetliydi ama maalesef bulunduğu yerde internet sıkıntısı olduğu için bu akşam aramıza katılamadı. Bunu özellikle bir belirteyim istedim, araya girdim. Evet, kendisi de özellikle belirtmek istedi gerçekten. Katılamadığı için üzgün. Yani deneyeceğim dedi programın sonuna kadar ama muhtemelen katılamayacağım dedi. Herkesten özür diliyor gerçekten. Evet, katılırsa çok memnun oluruz bu arada. Ben bunu sevgili misafirlerimize bir paylaşmak istedim.
Buyurun Didem Hanım, siz devam edin. Bu öyküsünü yazdığınız fotoğraf bu fotoğraf. Önce neler hissettiğinizden biraz bahsederseniz. Çocukların bakışı beni çok etkilemişti bu fotoğrafta. Hepsinin ayrı ifadesi var. Giydikleri kıyafetler, duruşları çok etkiledi. Güler Hoca ile de karşılıklı konuştuğumuzda yüz ifadelerini çok iyi yakalamışsınız. Kutlarım demişti telefonda. Bunu özellikle belirtiyorum dedi ve hayal gücümü çok geniş bulmuş. Ben hoca ile konuşurken fotoğrafı anımsattı bana. İşte arkada kuş kafesi var vesaire diye. Evet hocam dedim. Önde de bir tane top var dedim. Çocukların önünde. Halbuki top yoktu. Sonradan telefonu kapattıktan sonra fark ettim. Sonra özür diledim. Hocam dedim ben top var diye aklımda kalmış ama o kadar hikayeyi kendi yazdığım hikayeye kaptırmışım ki kendimi. Çocukları top oynarken hayal etmiştim hikayede. Topu da ben öyle kafamdan eklemişim. Hiç önemli değil dedi sonradan. Olur öyle şeyler. Takılmam zaten dedi. Ben şimdi bir parça okuyayım size hikayeden. Evet. Tarihi Yarımada'nın etrafında, bu arada hikayenin adı Üç Kafadar. Tarihi Yarımada'nın etrafında yer alan semtlerden birinde yaşayan Üç Kafadar'ın hikayesi bu. Farklı memleketlerden göç etmiş üç farklı ailenin çocukları, akranlar neredeyse. Ortadaki Ahmet, yaşça en küçükleri, Balkan göçmeni bir ailenin de en küçük oğlu. İki ablası var. Sağda utangaç bakışlı Mehmet, Mardin'den göç etmiş bir ailenin ortanca çocuğu. Kendinden 3 yaş büyük bir abisi, 2 yaş küçük bir kız kardeşi var. Sol başta derici bakışlarıyla aradan sivrilen ise İsmail. Tekirdağ tarafından gelmiş müzisyen bir ailenin çocuğu. Tam 4 erkek kardeşi var. Bir gün önce İsmail mahallenin daha büyük abileri tarafından tartaklanınca Mehmet ile Ahmet ellerinden geldiğince kurtarmaya çalışıyorlar İsmail'i yediği dayaklardan. Yetmeyince güçleri tanıdıkları başka abileri yardıma çağırıp kurtarıveriyorlar İsmail'i. Cancağızların çektiği korku yetmiş onlara. Kendilerine zor gelmişler. Ertesi gün tekrar bir araya gelip maç yaparak atmışlar streslerini. İşte maç arasından bir mola anı. Mola sonrası maça devam. Kim galip gelecek kim bilir? Peki. Teşekkürler Didem Hanım. Ben teşekkür ederim. Güler Hoca aramızda o yok ama Didem Hanım telefonla yaptığı görüşmeyle Güler Hoca'nın görüşlerini paylaştı bizimle. Fotoğraf ve öyküyle ilgili yorum yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Ben bir Evet. şey gene Buyurun Sadık Hocam, buyurun. Güler Hoca'yla hatırlayamıyorum. Bundan 8-9 sene önce rahmetli ustamız Ersin Alok ve yine Fotogen'in kurucularından Erol abiyle bir Kars ve Van gezisi yapmıştık birlikte. İnanılmaz bir şekilde sahada, yani ben yoruldum, Güler Hoca yorulmamıştı. Yani atom karınca diyordu zaten Ersin abi kendisine. İnanılmaz bir şeyi vardı, enerjisi vardı. Onu hatırlıyorum. Ortada böyle bir orada görüyorsun, hani böyle topsa futbol sahasında sahanın her yerini kullanan oyuncular vardır ya, onlar gibiydi Aydın. Onu hatırladım. Keşke burada olsaydı, onu da hatırlatırdım kendisine. Güzel bir anıydı bizim için. Peki, teşekkürler Sadık Hocam. Enerjisi çok yüksek yani. Bilmiyorum hala öyle midir? Öyledir diye zannediyorum. Evet, öyle öyle. Sürekli üreten ve sürekli ürettiklerini sürekli paylaşan, hatta öğreten bir hocamız, çok değerli bir fotoğraf hocamız. Ona da bu projemize fotoğrafıyla katıldığı için teşekkür ederek bir sonraki öykümüze geçiyoruz. Öykümüze diyorum çünkü benzer durum var. İlyas Hoca, İlyas Göçmen fotoğrafına sevgili Tombil Sarhan bir öykü yazdı. İlyas hocamız da maalesef internet sıkıntısı olduğu için aramızda değil. Evet, İlyas Göçmen fotoğrafları ve biyografisi Figen Başkan'ın. İlyas Göçmen 1944 yılında Edirne'de doğdu. 1964 yılında ortaokul son sınıfta da öğrenip çekmeye başladığı fotoğrafı hiç bırakmadı. Lise öğrenimi boyunca İstanbul'un tanınmış fotoğraf stüdyolarında çalışarak teknik ve estetik bilgisini geliştirdi. Daha sonra tamamen belgesel ve yaratıcı sokak fotoğrafçılığına yöneldi. Şimdi İlyas Hoca'nın fotoğraflarından bir bölümünü paylaşacağım.
Evet, Evet, Tomris'ciğim. pronto Tomris'cim. Evet, pronto herkese. Herkese iyi Evet. akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bu proje başladığı zaman bana bu fotoğraf geldi. Daha evvel İlyas Hoca'nın bu mankenlerle ilgili çalışmaları vardı. Hatta bir tanesi o kadar beni çarptı ki, ay dedim ben bunu sizden satın alayım dedim. Ama o arada pandemi girdi, şu oldu, bu oldu. Olay kaldı. Heyecanımı maruz görün lütfen. Başka böyle fotoğraflar, yani çok manken fotoğrafları vardı İlyas Hoca'nın. Bu bana geldi. Ben de bir hikaye uydurdum. Tren hızla yol alıyordu. Bir ara makas değiştirirken yavaşladı. Bu arada ben ters yönde oturduğum için karşımda oturan kadının neye bakıp heyecanlanarak bağırdığını anlamamıştım. Tren tekrar hızlanınca çayırda atılmış cansız bir trip mankenini gördüm. Kadıncağız, bu benim mankenim, bu benim dükkanımın mankeni deyip ağlamaya başladı. Yan tarafta oturan daha genç bir kadın koşarak geldi ve ağlayan kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadıncağız şiddetini arttırarak ağlamaya devam etti. Yerimden kalkmak üzereydim ki yardıma gelen kadın kendini takdim ederek yanımdaki boş yere ilişerek oturdu. Bu kadar. Peki. Teşekkürler Peki. Tomris. Rica ederim. Evet arkadaşlar, bu fotoğraf ve öyküyle ilgili görüş bildirmek isteyen var mı? Ben bu arada Tomris'in kitabından da bahsetmek istiyorum. Tomris, istersen Binikler kitabından bahset. Olur. Ben yaşadığım şeyleri anlatırken birçok kişiyi anlatıyordum. İşte şu oldu, bu oldu falan diye. Bunların hepsi komik şeyler. Mahmut diye bir arkadaşımız var. Sen bunları niye yazmıyorsun dedi. Sonra beni bir hanımla tanıştırdı. Aydın'da web sitesi olan bir hanım. Dedi ki bana gönderin, ben size bu hikayelerinizi basarım dedi. Aradan epey zaman geçti ama benden tıs çıkmıyor, hiçbir şey yok. Yazarım diye sıkıntılarla nasıl kıvranıyorum anlatamam, hiç böyle bir şey yapmamışım. Ondan sonra o da demiş ki, Tomris Hanım galiba bu işten vazgeçti demiş. Ama o arada ben kendimi toparladım, giriş yaptım ve birkaç ay orada yayınlandı. Sonra Daba teyzeme mektuplar diye bu kitap yayınlandı. Fakat orada Kataba teyzemin kim olduğunu ben söylememiştim, yazmamıştım daha doğrusu. Bazıları sorunca, ay dedim ben onu unuttum. Benim kayınvalidemin ismi Kadriye. Ufak olan yeğenler Kadriye ismini söyleyemedikleri için ona Kataba derlermiş. Onun için onu öyle yazdım ama ileride onun arkası gelecek inşallah. Burada öyle bir imkan var. Yani yazma imkanı var, bir şey yapmıyorum. Arkasını getiririm diye düşünüyorum. Merakla bekliyoruz Tomris'cim. Aha, çok teşekkür ederim. Tabii Biz bir şey teşekkür daha ilave ederiz. edeyim bu arada. Anafot'un çektiği fotoğrafları görünce ben bazı projelere ah neden katılmadım diye hep hüsran çektim. Yani keşke bunu ben çekseydim, bunu niye gitmedim? Mehmet Bayhan Hoca'nın projelerine niye katılmadım diye. Ama rahatsızlıklar olunca bir müddet sonra onlardan biraz vazgeçtim. Ama şimdi o kadar güzel fotoğraflar görüyorum ki, bir de fotoğrafa alışamadım ben. Eski 60D 200.
Nikonlara bayıldığım için, onlarla hep iyi fotoğraflar çektiğim için. Şimdi arada çekmeye çalışıyorum ama bakalım ne zaman belki bir yerde bir şeyler yapabilirim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum Çok hocam. teşekkür ederiz Tomris. Bir şey Tim, değil. Tomris'cim çok teşekkürler. Evet, görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa Kemal hocamın fotoğrafına geçeceğiz. Kemal Cengiz Kan fotoğrafına. Öyküyü Fatma Şamlı yazdı. Fatma, söz sende. Buyur arkadaşım. Teşekkür ederim. Herkese tekrar merhaba. Kemal Cengiz Kan, 1950 Ankara doğumlu, inşaat mühendisidir. Fotoğrafa 1968 yılında başlamıştır. 1977 yılında kurulan Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'ne katıldı ve ilk yönetim kurulunda yer aldı. 1986 yılına kadar dernek yönetiminde bulundu. Derneğin yayını olan Fotoğraf Dergisi'nin hazırlanmasında bütün sergi ve gösterilerinde yer aldı. İlk kişisel sergisini 1978 yılında Ankara'da Sanatsevenler Derneği'nde açtı. İngiltere'den insan görüntüleri. Fotoğraf alanındaki hizmetleri nedeniyle 1985 yılında FIAB tarafından ESYAP unvanı verildi. Dora Günel ile birlikte hazırladıkları İç Kalpakça Çıkmazı isimli sergi 2002 yılında ilk kez İstanbul Samatya'da adı geçen sokakta açıldı. Serginin sosyolojik bir araştırmayı da içeren İç Kalpakça Çıkmazı, Bir Sokağın Monografisi isimli bir albümü de aynı yıl yayınlandı. Sergi yurt içinde pek çok şehirde, yurt dışında Almanya'da ve Fransa'da izlenime sunulmuştur. Kemal Cengiz Kan, 2004 yılında kuruluşu gerçekleşen Fotoğraf Vakfı'nın kurucuları arasında yer almaktadır ve ilk başkanıdır. Vakıf 2019 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüş, önemli sergiler, atölyeler ve etkinlikler gerçekleştirmiştir. Tacikistan'da bir yol inşaatı sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan Syomka Piyanş Kayısından Fotoğraflar isimli albümü 2014 yılında yayınlandı. Aynı adı taşıyan fotoğraf sergisi Mersin, Diyarbakır ve Çanakkale'de açıldı. İngiltere'de çekmiş olduğu fotoğraflardan yapılan bir seçkiyi içeren Manchester 1975 isimli albümü 2022 yılında Cafe Royal Box tarafından İngiltere'de yayınlandı. 2024 yılında ikinci baskısı yapıldı. Günlerle Gelen Classic of Days isimli retrospektif albümü Ekim 2023 tarihinde yayınlandı. Albüm 1970-2005 yılları arasında Türkiye, İngiltere ve Kırgızistan'da çekilen 100 fotoğraf içeriyor. Evet, hocamın biyografisi bu kadar. Şimdi Öykü yazdığım fotoğraf gelecek ekrana. Hocamın bütün siyah beyaz fotoğrafları varken ben renkli bir fotoğrafını seçtim. Evet Ben Fatma, hislerini ve öyküden bölüm. Bu fotoğrafı görünce beni çok etkiledi. Aslında çok hani belki sade bir fotoğraf ama aklıma ilk gelen cümle açacak çiçek iki taşın arasında da açar cümlesi oldu. Ve bu metafordan yola çıkarak doğada bulunan tüm canlıların yaşam mücadelesinin çok şey anlattığını düşündüm bu fotoğrafın. Ve ben de buradan yola çıkarak gülümser ve onun gibi imkansızlıklar içinde hayatta kendilerine bir yol çizmeyi başaran emekçi kadınların öykülerine dokunmak istedim ve öyle bir öykü yazdım. Ayrıca bu benim ilk öykü denememdi bu projede. Girerken projeye girip girmemekte başta tereddüt etmiştim ama şimdi iyi ki girmişim diyorum. Aynı zamanda Kemal hocama fotoğrafına öykü yazmama izin verdiği için de teşekkür ediyorum. Öykümden bir parça, aradan bir pasaj okumak istiyorum. Gülümser'in bir diyaloğunu. Sen bakma benim burada temizlik yaptığıma. Bizi burada temizlikçi diye küçük görüyorlar. Görüyorlar ama ben köyde halk eğitim kursunu bitirdim. Çok güzel ahşap yakma biliyorum. İngilizce ve Arapça öğrenmeyi çok istiyordum. Ama evlenip şehre gelince, bir de adamın öküzüne düşünce, hayal ettiğin her şey kalıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hayat telaşı, çocuk büyümesi, çocukların büyümesi, okula işi derken hayat geçip gitti işte. Bu şekilde devam ediyor.
Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Kemal Hocam buyurun. Öncelikle Fatma arkadaşım yazdığı güzel öykü için teşekkür ederim. Ben bu fotoğraf üzerine belki yazılabilecek en böyle anlamlı öyküydü. Tabii burada maalesef hepsini okuyamadığımız için tam anlaşılamıyor ama hani zorluklar içinde eğer bir şey varsa, bir şey canlanıyorsa, hayata geçiyorsa çevre koşullarına hiç bakmadan, ortam koşullarına ne bakmadan bir türlü yolunu buluyor ve filiz veriyor böyle. Bu bizim bahçe duvarında ortaya çıkan ve beni böyle hayrete düşüren bir çiçekti. Direnmeye devam etti. Yani büyüyebildiği kadar büyüdü. Tabii sonra belli bir süre sonra da sönüyor ama bu kadar zor koşullarda hani ortaya çıkması hoş bir şey, değişik bir şey, sürpriz bir şey. Yani hani hayatla bağlantılı bir şey diye düşünüyorum. Fatma arkadaşımız da bunu görüp seçmiş. İyi de bir öykü yazmış. Benim fotoğraflarım üzerine de bir iki şey söyleyeyim mi bilmiyorum. Bu sene yayınlanan işte bir retrospektif albümünden yapılmış seçmeler de onlar. 1970 ile 2005 yılları arasından seçtiğim Türk 50 fotoğraf, diğer ülkelerden de 50 fotoğraf olmak üzere 100 fotoğraflık bir albümdü. Burada izlediğiniz seçmeler de oradan seçildi. Tarih sırasına göre yapılmıştı bu. Ta şeyden başlayıp işte 1970 yılında ben üniversiteye girdiğimde babamın 6-9 körüklü makinesiyle fotoğraf çekmeye başlamıştım. İlk fotoğraf oradan. Yani bir miting anında çekilmiş bir fotoğraftı. Ondan sonra işte 35 milimetreye geçtim ve diğer fotoğrafları çektim. Kısaca anlatmak gerekirse yani benim fotoğraf anlayışım bir anı yakalamaya yönelik bir anlayış. Bunu hani yakalamaya çalışıyorum. Tabii kolay bir şey değil, zor bir şey. Ama doğru fotoğrafın doğru an çekilebildiği inancım var. Hep o arayış içindeyim yani. Yakalayabiliyorum, yakalayamıyorum, onu bilemiyorum. Böyle yani söyleyeceklerim bu kadar. Eğer soru varsa cevaplamak isterim. Fatma arkadaşımız da belki bir şeyler söylemek ister, cevaplamak ister. Teşekkür ediyoruz öncelikle projeye katkılarınız için Kemal Hocam. Evet arkadaşlar, görüş bildirmek isteyen var mı? Evet, buyurun. Teşekkür ediyorum hocama. Ne demek, ben teşekkür ederim. Ben bir Güzel. şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii Tomris'cim buyur. Böyle taşların arasından giden çiçek, çıkan çiçekler beni her zaman hayrete düşürmüştü. Hemen yanına yaklaşırım, eğilirim, koklarım. Ay ne güzel, sen burada nasıl açıyorsun, nasıl yaşayacaksın diye. Ondan biraz sohbet ederim. Böyle çiçekleri gördüğüm zaman ben çok heyecanlandırır beni. Doğayı pek sevmediğimizi, ona daha çok kıymet verdiğimizi bir kere daha düşünürüm. Çok güzel. Bu kadar. Peki, teşekkürler. Başka görüş bildirmek isteyen bakıyorum, göremiyorum. Ha, Sadık Hocam buyurun. Evet, ben Kemal Bey'i çok beğenerek izliyorum ve bu önceki portfolyo fotoğraflarına bayıldım doğrusu. Çok güzel fotoğraflar, belgesel içerikli. Ve kendisinin de söylediği gibi anı yakalamak ve ana hiç müdahale etmeden fotoğraf çekmek tabii ki belgesel fotoğrafın olmazsa olmazı. O yüzden de o fotoğrafları için, portfolyo fotoğrafları için çok teşekkür ediyorum bizlerle paylaştığı için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Yorum için. Sağ Buyurun Gülcan Hocam, buyurun. ol. Ben de Kemal Hocamı tebrik ediyorum. Hem öykü için de Fatma Hanım'ı tebrik ediyorum. O
grev fotoğrafları ve eylem fotoğraflarının ardından o renkli fotoğrafı niye seçtim diye söyledi Fatma Hanım, ama bence o günümüz coğrafyasında ya grevlerin yapılmadığı, birçok şeyin yasaklandığı bir ortamda hala bir umut var, hala bir şeyler olabilir gibi sonu iyi olmuş. Tebrik ediyorum. Doğru. Öykü içeriği de biraz öyle zaten Gülcan Hocam. Yani şeyde portfolyonun ardına bir umut olarak hala bir direnç, hala bir yerde bir umut var gibi bir mesaj gibi oldu. Güzel oldu. Öykünün içeriği de öyleydi. Okumuştum zaten. Evet, öykünün içeriği de öyle. Kemal Hocam'ı kutluyorum. Çok güzel fotoğraflar. Fatma Hanım'a da tebrikler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Peki, başka görüş yok diye bakıyorum. Evet, son konuğumuz sevgili Sadık Üçok hocamız. Sadık hocamızın fotoğrafına öyküyü Aydanur Atamde de yazdı. Aydanur'cum söz sende. Herkese merhaba tekrar. Ben Sadık Hocam'ın biyografisini okuyayım. 1963'te Adapazarı'nda doğdu. Küçük yaşlarından itibaren resim ve karikatüre ilgi duydu. Lise yıllarında amatör olarak karikatür çizmeye merak sardı. 1980 yılında Hürriyet grubunun çıkardığı Çarşaf Mizah dergisine profesyonel karikatür hayatına başladı. Gırgır, Fırt ve birçok dergi gazetede karikatür çizdi. 1985 yılında başlayan fotoğraf hayatını 1992 yılından bu yana profesyonel olarak sürdürüyor. 2010 yılında iki fotoğrafçı arkadaşıyla birlikte Fotosek grubunu kurdu. Yurt içinde ve yurt dışında birçok karma sergide fotoğrafları sergilendi. 2014-2018 yılları arasında Almanya'da fotoğrafçı Ralf Dimp ile birlikte Almanya'nın çeşitli kentlerinde 6 fotoğraf sergisi açtı ve aynı fotoğrafçı ile Almanya'da Hayat Leban isimli bir fotoğraf kitabı çıkarttı. 2018 yılında Ralf Dimp ile birlikte İstanbul Fotoğraf Müzesi'nde İki Gözüm İstanbul isimli fotoğraf sergisi açtı. Burada açılan son sergi de Sadık Hocaların açtığı sergiydi. Belgesel fotoğrafçılık alanında çalışmalarını sürdürüyor. İFSAK ve Fotogen derneklerine üye. Şu anda Gezgin Foto Dergisi'nde de Fotoğrafçı Tayfası ismiyle karikatürler çiziyor. Sadık Hocamın biyografisi bu kadar. Evet, çizdiğim şu anda tek yayın organı Gezgin Foto Dergisi. O da fotoğrafçılar konusu olduğu için fotoğrafçı tayfası. Yani birazcık kendimizle, kendimle ve biraz da sizlerle kafa geçiyorum yani orada. Hoş espriler çıkıyor diye Evet, düşünüyorum. okuyorum ben onları hep. Ben de çok yakın takip ediyorum hocam. Karikatürlerinizi de, fotoğraflarınızı da. Hatta bugün vardı bir tane. Bir karikatür çok hoştu. Fotoğrafçı tayfasında fotoğraf sanatçısı, makineyi alır almaz fotoğraf sanatçısı olan birini ironik bir şekilde çizmişsiniz. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi Aydanur, Öykün yazdığın fotoğraf Evet, gelecek bu sana ve fotoğraf. evet, neler hissettin ve neler yazdın? Biraz Şimdi ondan bahsedelim. şöyle, Sadık Hocam'ın İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde hikayeler barındıran fotoğrafları beni zaten çok etkiliyordu. Bu fotoğrafı da görünce ben Kadıköy'de büyümüş birisi olarak anılarım canlandı. Eskiden şurada şu vardı. Hep böyle her fotoğraflara bakışımda, ay şurada şu vardı, şimdi böyle. Yani normalde gördüğümüz şeyleri fotoğrafta görünce farklı bir gözle bakıyor insan. O yüzden bu fotoğrafa bir şeyler yazmak istedim. Şimdi ondan bir bölüm okuyayım size baş kısmından. Doğduğu bu şehirde yabancı hissediyordu kendini. Nasıl da değişmişti her şey. Yeni iskeleler yapılmıştı. Ne çok taşıt vardı denizde. Eski kuğu gibi süzülen vapurlara ne olmuştu? Sevimsiz, ütüye benzer vapurlar ve balıkçı teknesinden bozma motorlar denizi ne zaman istila etmişti? Hal binasının yerinde tiyatro ve konservatuara bakışı şaşkın şaşkın. Tramvay durakları ise yerini metro istasyonlarına bırakmıştı. Ya insanlar? Hepsinin acelesi vardı. Oradan oraya hızlı adımlarla koşturan, başlarını cep telefonlarından kaldırmadan hatıra fotoğrafı çektiren her milletten insanlar diye devam ediyor. Evet Çok hocam, Sadık hocam, buyurun, söz sizde. Aydanur. Hakikaten çok güzel. teşekkür Çok ederim. güzel. Adamın tam arkasında kalan yer değirmenindeki İzzettin Sokak'ta ilkokula başladım. Bu mekanlar bizim
gençliğimizin, çocukluğumuzun hatta şimdi bile en sık kullandığımız mekanlar. Ama şeyi çok güzel ifade etmişsin. Bu konserve kutusuna benzeyen vapurlar dedin galiba, değil mi? Ben Ütüye benziyor. ütüye. Ya o da arkada bak görünüyor zaten. Evet. Nenç vapurlar. Kim çizdiyse onun tasarımını. Yani tabii emeğe saygı ama yani İstanbul'a yakışan tasarımlar değil onlar. Şekerlik, Vapurlarımız dururken yani böyle bir çirkinlik abidesi. Ya çok güzel. Hakikaten hiç fotoğrafını çekmediğim bir vapurdur. Asla yani tek başına fotoğrafını çekmem ama burada arka planda mecburen oluştu. Yani orada olduğu için. Bu fotoğrafın da kısa bir öyküsünü anlatayım isterseniz. Adam herhalde birini bekliyordu. Hemen arkamızda Beşiktaş Vapuru'nun olduğu yer biliyorsunuz. Böyle biraz dalgın dalgın Haydarpaşa'ya doğru bakıyordu. Ben bayağı dibine sokuldum. O hala o tarafa doğru, Haydarpaşa'ya doğru bakıyordu ama şeyi istemiyordum. Yani öyle o tarafa bakan bir pozunu istemiyordum. Bana baksın diye. Belki 20-25 saniye adamın önünde, yani çok yakın bir mesafede. Bu bayağı bir geniş açı, 16 milim gibi. Yani neredeyse 1 metrelik bir yakınlık ya da 1,5 metrelik bir yakınlıkta. En sonunda adam sol tarafında duran karaltıyı hissetmiş olmalı ki döndü, baktı ve ben o anda deklanşöre bastım ve bu fotoğraf çıktı. Çok da hakikaten sevdiğim bir fotoğraftı. Havada yağmurlu ve dramatik bir etkisi vardı. Benim de sevdiğim fotoğraflardan biri. Aydanur da çok güzel yazmış. Hiç tahmin etmiyordum bu kadar güzel bir öykü. Teşekkürler. Hadi. Sizin bütün fotoğraflarınıza ben bakınca hepsi öykü yazılacak fotoğraflar Sadık Hocam. Ben Gerçekten. listelere yazsam bu kadar olur diyebileceğim bir öykü oldu. Çok teşekkür ederim Aydanur. Sağ ol. Ben Bunu teşekkür ederim izin verdiğiniz için. tamamını okumak için sabırsızlanıyorum. Peki teşekkür ediyoruz Sadık Hocam. Evet arkadaşlar, görüş bildirmek isteyen var mı? Hem bu Sadık Hocam'ın fotoğrafı ya da öyküsü hem de bütün gecenin bütünüyle ilgili kanaatler, yorumlar varsa onları alalım lütfen. Didem Hanım ve Atilla Başkan. Önce Atilla Başkan'a söz vereyim. Atilla Başkan buyur. Aa, estağfurullah. Özlemişiz Atilla Tanyeli'yi. Sağ ol Evet. Sadık. Allah razı olsun. Yani burada tabii sen Kemal Hocam ve Firdevs Hocam olduğu için özellikle katılmaya çalıştım. Bir süredir dediği gibi Figen'in katılamıyordum. Özellikle katılmaya çalıştım, zorlayarak şartları. Önce belirteyim, bu konseptteki bir etkinliğe ilk defa katılıyorum ama oldukça hoşuma gitti. Bundan sonra da mümkün olduğu kadar katılmaya çalışacağım. Onun dışında Sadık'ın fotoğrafları, aslında Gülcan arkadaşımızın fotoğraflarını izlerken sanki Sadık'ın fotoğraflarını izliyormuş gibi de oldum. Gerçi Sadık daha fazla geniş açı kullanıyor ama aynı tadı aldım. Sadık'ın fotoğraflarını her zaman çok takdir ederim ve nasıl fotoğraf çektiğine de bizzat tanık oldum. Son derece yoğun izleyerek etrafı işte kareyi görüyor ve fotoğraf çekiyor. Yani gerçekten kendisinin fotoğraflarını ne diyeyim, hani hayranım diyeyim. Yani özellikle sokak fotoğrafının nasıl çekilmesi gerektiği konusunda bir ders olursa Sadık'ın fotoğrafları birinci öncelikte gösterilmesi gereken fotoğraflar bence. Her açıdan, hem kompozisyon, işte dramatize, ne derler, siyah beyaz, çoğu tabii işte siyah beyazın şeyi, renk dengesi, ne derler, ışık siyah ve beyaz dengesi açısından. Aynı şekilde öykü de ona bakarak, ondan esinlenerek yazılan öykü de çok etkileyiciydi. Öncelikle tebrik ederim ikinizi de. Teşekkür. Çok teşekkürler. Çok Çok teşekkür. çok zevk aldım etkinlikten. Onu da belirtmek isterim.
Bundan sonra da hani şartları zorlayarak katılmaya çalışacağım. Teşekkürler. Çok Teşekkür. teşekkür Atilla Başkanım. Bu arada ben de hemen cevap hakkı doğdu çünkü. Tabii. Buyurun, buyurun Sadık Hocam. Kötü bir şey mi söyledim? Yok yok. Yani güzel söylediğin şeylere teşekkür mahiyetinde bir yanıt vermek istiyorum. Evet, teşekkür ederim güzel yorumun için, takdirlerin için. Bu arada sevgili Gılcan'la fotoğraflarımızın benzeşmesi de hakikaten çok güzel bir şey. Yani ben Gılcan'ın fotoğraflarını çok takdir ederek izliyorum. Ve de yaptığı işi de çok takdir ediyorum. Yani birçok insanla uğraşıp onlara fotoğraf öğretiyor ve sevdiriyor. O konuda da çok takdir ediyorum. Ve aynı çizgide olduğumuz için de mutluyum, seviniyorum. Tabii aynı çizgide olduğumuz başka arkadaşlarımla da aynı platformda olmaktan çok mutlu oluyorum. Bu demek değil ki kendi tarzımda başka fotoğrafları tarzında olanları beğenmiyorum, sevmiyorum. Fotoğrafa emek veren, fotoğraf adına bir şeyler üreten, üretmeye çalışan her arkadaşımı büyük bir takdirle seviyorum. Onları her şekilde desteklemek istiyorum, destekliyorum da. Çünkü fotoğraf çok farklı disiplinlerde, çok farklı şekillerde bizi birleştiriyor. İyi ki var diyorum. İyi ki siz de varsınız dostlar. Peki, teşekkürler Sadık Hocam. Gülcan Hocam, Bir şeyler şey söylemek ister misin? Çok pardon, Didem söz tamam, istiyordu. evet Yani görüyorum. Didem'e vereceğim sözü. ya Didem Hanım şey yapmadan çok kısa bir şey söyleyeyim ya yani Evet. ekleme yapayım. Yani hem Sadık hocama hem Gülcan hocama tabii Kemal hocama da ya şöyle insan fotoğrafı çekmek farklı bir disiplin. Yani herkesin yapabildiği ya da herkesin en iyi biçimde yapabildiği bir şey değil. İnsan fotoğrafı çekmek çok farklı bir şey ve yani insan fotoğrafı çekenlere ben ayrı bir saygı duyuyorum. Sadece bunu eklemek istedim. Teşekkürler. Eyvallah. Şunu da hemen söyleyeyim. Hemen insan sevmiyorsanız insan çekemezsiniz. Bu arada tabii şu da demek değil. İnsan çekmeyenler insan sevmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Ama hakikaten insanı seviyor olmanız, onlara o yakınlıkla yaklaşabiliyor olmanız, onların fotoğraflarını çekmenizi daha da kolaylaştırıyor. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın söyledim. Teşekkürler. Evet, Didem Hanım buyurun. Siz de yer kaldırdınız. Teşekkürler. Bir görsel şölen izledik bu akşam. Bütün hocalarımıza, ustalarımıza sonsuz teşekkürler. Gerçekten gözümüz, gönlümüz açıldı. Her böyle fotoğraf izleme seanslarında gerçekten bir şey öğreniyor insan. Özel bir gece oldu. Keyif aldım her anında. Teşekkür ediyorum hepsine teker teker. Sadık hocamın fotoğraflarını ayrıca çok seviyorum. Bir atölyesine devam ediyorum şu anda Sadık hocanın. Çok da korkarak girmiştim. Atölyenin başında da özellikle söylemişti. Yani benim gibi böyle korkusuzca dalacaksınız ona göre. Yoksa buradan iş çıkmaz size falan diye. Eyvah dedim herhalde hiç çekemeyeceğim. Olmayacak bu iş ama. Yani Sadık Hoca gerçekten bildiklerini aktarmada çok usta. Yani bildiğini aktarmak da bir meziyet bence. Evet. O yüzden acayip de keyifli gidiyor. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bu akşamki öyküden de çok keyif aldım Aydanur. Emeklerine Teşekkürler Didem. sağlık. Teşekkürler. Hepsi Teşekkür çok ediyorum güzeldi. bu gece için herkese. Biz teşekkür ediyoruz hem projeye katıldığınız için Didem Hanım öykünüzle hem de Sağ yorumlarınız olun. için. Gülçin parmak kaldırıyor. Buyurun Gülçin. Parmak kaldırmıyorum. Kediyi engellemeye çalışıyorum. Ha, peki. Bu daha güzel. Peki. Ama ben Ondan alalım o zaman. Kedi mi de konuşmak bir istiyor? şeyler söyleyeyim o zaman. Evet. Şimdi bu projenin başında Hüseyin bana öykü yaz, öykü yaz. Hatta bir tane yazmıştım galiba. Sonra beni zorladı. Ben aslında Evet.
Yazıyorum ama böyle kendimi çok rahat hissettiğim zamanlarda yazıyorum. Bu bir proje olunca bir görev haline geldi. Ondan sonra birazcık da Hüseyin bana baskı yaptı, sıkıştırdı falan işte şu kadar güne yetişecek, bu kadar güne yetişecek. Ben de çıkan öykülerden mutlu oldum. Bu projenin içerisinde olmaktan da mutlu oldum. Çünkü Gılcan hocamla da konuşmuştum, ona da anlattım. Yani bu iki olayın bir araya gelmesi başka bir şey, başka bir sentez olması aslında daha da güzelleştiriyor olayı. Hani ne sadece fotoğraf, ne sadece öykü ama ikisinin birlikte verdiği bir şey işte. Artık o tamamen sizden çıkıyor, öykü de sizden çıkıyor, fotoğraf da sizden çıkıyor. Başka bir ne oluyor diyelim, bir şey oluyor işte. Yani Eser. edebiyat fotoğraf birliği aslında farklı Evet. iki sanat disiplininin birleştiği bir Evet. çalışma bence. Çok da hoş oldu. İyi ki de ben sana baskıları yaptım ve bu güzel öyküler çıktı Gülçin. Tamam. Teşekkür ederim. Gılcan Hocam bir şeyler söyleyecekti. Sen söyleyeceğin bir şey varsa tamamla. Sonra Gılcan Hoca'ya söz vereceğim. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Bütün arkadaşlarıma da fotoğraf edebiyatı besleyen bir sanat dalı diyebilirim değil mi hocaların yanında? Sanat dalı. Fotoğraf edebiyatı besleyen bir şey. Yani Ben hani fotoğraf çekiyorsanız yazı da yazarsınız. Öyle bir şey yani bence. Ben öyle görüyorum tersi olabilir diyeyim. mi? Gözü Tersi de olur. yazıyorsanız Çünkü fotoğraf çekebilir misiniz? onsuz öbürsü olmuyor. Yani ikisinde de gözlemci olmanız gerekiyor. İkisinde de biraz duygulardan haberdar olmanız gerekiyor. Bence Yani ikisi de birbirini çok besliyor. Yani bir şey yazıyorsanız, mesela ben bir ara şey düşünmüştüm. Ya fotoğrafçılığa da vakit ayıramıyorum, yazmaya da vakit ayıramıyorum. Bunlardan bir tanesini bırakayım dedim. Sanki yazıyı fotoğraftan biraz daha fazla seviyordum. Daha fazla tatmin oldum. Bu fotoğrafı bırakayım dedim. O arada İnce Aral'ın bir şeye atölyesine katıldım. Fotoğrafçılarla edebiyat gibi bir şey böyle. Orada bana dediler ki kesinlikle bırakmaman gerekiyor. Çünkü fotoğraf edebiyatı besleyen bir şeydir. Evet kesinlikle. doğruydu yani. Yani evet. Yani Ben de bunu paylaşmak. basın yazılı basın ve yani dergiler ve gazeteler oluşmaya başladıktan sonra fotoğrafın da gelişmesiyle edebiyat ve fotoğraf dirsek teması birbirinde yürümeye devam ettiler. Bugün de hala yürüyor. Evet. Ama yani işte çok basın içine artık katmamak da lazım. Yani normal gazeteler edebiyatla alakalı yok tabii. Evet. Ya ben fotoğraf sanatının kendinden önceki diğer bütün sanat disiplinlerinden etkilendiğini ve onların hepsini tamamlayan bir sanat olduğunu düşünüyorum. Yani yedinci sanat işte sinema ve fotoğraf diye bakarsak yani görsel sanatlar diye bakarsak kendinden önceki diğer altı sanat dalının tamamıyla bence onlardan etkilenen, beslenen bir sanat dalı diye düşünüyorum. Belki bir sentez yaratabiliyorlar. Evet. Evet hocam. Evet Gülcan hocam buyur. Öncelikle bu güzel akşam için emeği geçen sahne arkasında mutlaka emek veren arkadaşlarımız vardır. Onlara çok teşekkür etmek isterim. Geceye katılan hem fotoğrafçı dostlarımızı hem de öykü yazarlarını ayrıca tebrik ediyorum. Bu güzel öyküleri bu güzel fotoğraflarla yazarak anlam ve değer kazandırdıkları için. Az evvelki konuyla ilgili John Berger'in insan önce görmekle başlar, konuşmaktan önce gelir görme ve biz gördüklerimizi tanımlamaya çalışırız. Aslında o yüzden görsel sanatlar bence edebiyatı doğurmuştur diye düşünüyorum. Çünkü gördüğümüzü tanımlamak için kelimeye ihtiyaç duymuştur. Hatta bu konuda 2022 yılında yazılan bir kitap var Amerika'da. Ben son sunumumu onun üstüne yapmıştım projemi Onizm diye. Adam Alman bir yazar şey yapıyor. Tanımlanamayan duyguları kelime üretiyor. İşte onizm diyor mesela. İnsan bir yerde yaşarken başka bir yerde olma duygusuna onizm diye bir isim, kelime uyduruyor ve bu duyguyu böyle tanımlıyor. İşte
birinin kolunu ısırma isteği. Böyle birinin tanımlama yok. Buna bir kelime buluyor ve bunu sözlükler yapıyor. Aslında gördüklerimiz, yani beş duyumuzla sanat dediğimiz şey oluşuyor. İster yazalım, ister konuşalım, ister yani beş duyumuzla hissettiğimiz duygularımızı anlatmak da ortaya çıkıyor. Ben de bu duygularla az evvel fotoğraflara baktım. Öykü yazarlarının dışında işte Kemal Bey'in fotoğrafına düşüncemi söyledim. Sanki hala bir eylem yapmak ya da grev için umut var yarattı. İlyas hocamızın o manken fotoğrafı toprak ananın sanki ölüyor, tarım bitiyor ya da toprak yok oluyormuş hissi uyandırdı bende. Belki çorak bir toprakla aynı seride devam edilse çok da güzel toprağın yok olmasına, ekolojik sistemde tarımın toprağın verimsizleşmesine çok güzel bir gönderme gibi geldi. Bir Anadolu kültürüyle bakınca. Yine o sepetteki o hareketli fotoğraftaki tanımlamalardaki öykülere ortak oldum. Atilla Bey'in yorumu için teşekkür ediyorum ama ben sokak fotoğrafında Sadık Hocam'ın olduğu yere öğrenciler hani İstanbul'da gezelim dediklerinde orada gezenler var boş verin orayı diyorum. Çünkü her gün orada Kadıköy'de yaşadığı şehir, yaşadığı, büyüdüğü, okuduğu şehir. Ben Çorlu'da yaşıyorum. Belki bilmeyenler vardır. İstanbul benim için karmaşadan başka bir şey gelmiyor gittiğim zaman da. Projeye bazlı çalışmayı seven taraftayım ama sanatla ilgili de son olarak şunu söyleyeyim. Bence insanın bir alet veyahut da aidat kullanmadan yapabileceği tek sanat şarkı söylemek. Geri kalan hepsinde bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden yüzyıllardır aynı şarkıları söylüyoruz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Binlerce kere söylüyoruz. Düğünde söylüyoruz. Acımızda söylüyoruz. Çıplak sesle söylediğimiz sürece yorumladığımızda en güzel sanat bu. Diğer hepsinin bir şeye ihtiyacı var. Ressam tuvale fırçaya ihtiyaç duyuyor. Biz fotoğraf makinelerine, işte teknik ekipmanlara ihtiyaç duyuyoruz. İcracılar piyanolara, kemanlara icra şey buluyorlar. Aslında sanat biraz iyi zanaatkar bir de yaratıcılık varsa sanat oluşuyor diye düşünüyorum. Yani her sanat üreten aletleri iyi kullanan bir zanaatkar olmak lazım. Birincisi bu. Hem fotoğraf makinesini, hem fırçayı, boyayı, her şeyi. Bir de bunun yaratıcılık kısmı varsa o zaman sanata ulaşıyor. O sanat kısmı da hangisi olursa olsun iyi yaratan, iyi hayal eden, iyi üreten, iyi ifade eden, güzel söyleyen, cümle kuran sanatçı olarak ayrılıyor zaman içerisinde. Bütün fotoğrafları keyifle izledim. Sadık Hocam'ın da o Taksim'deki öpüşen çiftine bayıldım. Bizimki sarılmaydı Sadık Hocam. Siz bütün öpüşenleri Yok daha çekmişsiniz. çok daha var biliyorsun ama yani Biliyorum, biliyorum. İzlediğim için biliyorum. bir tane. Çok keyifle baktım. Çok güzeldi. Tekrar keyif aldım görmekten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bunun söylediklerine vaktimiz var mı? Konuşuyoruz ama Tabii bizim tabii buyurun. ben Kemal hocama bir söz vermek Ha, istiyorum. buyurun. Buyurun Kemal hocam. Yok Çok sessiz kaldınız. yok keyifle izliyorum. Sadır üzerine bir iki şey söylemek istiyorum. Yani o seçki gerçekten benim içimi aydınlattı. Yani o kadar kötü zamanlardan geçiyoruz ki hiç güzel bir haber duymuyoruz. Gazeteye bakıyorsunuz, her sayfası bir şeyle dolu, karanlık, böyle öyküler, kötülükler, şunlar bunlar. Televizyona bakıyorsunuz öyle. Derken birdenbire Sadık Üçoğun seçkisi çıkıyor ortaya. Ne kadar güzel yani insanın hayata bağlantısı, mutluluğu, her şeyi yansıtan çok güzel bir seçkiydi. O yüzden ben ona teşekkür etmek Ben de teşekkürler size hocam. yani bu sokaklarda her zaman gördüğümüz aslında bazen de rahatsız olmasınlar diye hani bilerek kafamızı çevirdiğimiz, görmezden geldiğimiz durumların fotoğrafını çekmek benim hoşuma gidiyor. Yani belki bazen biraz da tacizkar olabiliyor fotoğrafçı orada. Tabii kamusal alanda gösterilen bu eylemi fotoğraflamak benim için vicdanen problem olmuyor. Tabii kucaklaşmak, sarılmak, öpüşmek dünyanın en güzel eylemlerinden biri. En güzel eylemlerinden biri. Yani ilk kucaklaşma, sarılma biliyorsunuz anamızla, annemizle oluyor. Sonra babamızla, kardeşlerimizle ve diğer dostlarımızla ve
romantik bir şekilde sevgilimiz de eşimiz de. Dolayısıyla bu güzel mutlu anı fotoğraflamayı çok seviyorum ve sürekli de fotoğraflıyorum. Diğer arkadaşlara da tavsiyem yani bu tip kucaklaşma anlarını, öpüşme anlarını tabii karşı tarafı rahatsız etmeden fotoğraflayabiliyorsanız fotoğraflayın. Çünkü izleyici bunları gördüğü zaman gülümsüyor ve Kemal Evet. Hoca'nın dediği gibi mutlu oluyor. Yani bir keyif anı yaşatıyorsunuz izleyicinizle. Dolayısıyla her zaman yani fotoğrafçı sever biraz dramatik anları, işte biraz acı anlarını severiz yani arabeski de sevdiğimiz için. Dolayısıyla ama güzel şeyleri de fotoğraflamak Keyif verir. gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada Gülcan'a da bir şey söylemek istiyorum. Hani dedi ya enstrümansız ya da aletsiz tek sanat şarkı söylemektir. Ben buna bir şey daha katmak istiyorum. Hayal kurmak da aslında enstrüman ve alet gerektirmiyor ve tüm sanatların ilk başlangıç noktasıdır hayal. Hayal Evet. etmeyen sanatçı üretemez. Dolayısıyla hayal etmeyi de bir sanat dalı olarak görebilir miyiz diye soruyorum. Evet. Teşekkürler Sadık Hocam. Beklediğimden değil. Firdevs Hocam, siz de son Sonra şeyler söylemek ister ben misiniz? sana geçmişken bir şey daha söyleyeyim ve Buyurun. Buyurun. beraber Buyurun diyeyim hocam. sana. Buyurun Sadık Hocam. Sevgili Baytekin Kara ya bu muhteşem grubu ve derneği kurduğu için de teşekkür ediyorum. Fotoğrafa emekleri çok büyük. 80'li yıllardan ben kendisini 85 yılından beri tanıyorum. Benim de İFSAK'a ilk üye olduğum tarihtir 85. Ve dolayısıyla ona da çok teşekkür ediyorum. Peki, o zaman ben şöyle yapayım. Baytekin Başkan'ın adı geçmişken Onanafot ekibini sayayım. Emek veren arkadaşların emeğine bir saygı olsun. Baytekin Başkan başlattı önerisiyle bu Onanafot blog çalışmalarını. Doğan Başkanım var, Doğan Alpay. Şafak Hacaloğlu var aramızda. Ben varım Hüseyin Kekiç olarak. Murat Kurtel çok değerli emekler verdi. Bütün bloğun tasarımını ve düzenlemesini yaptı. Ünal Geciroğlu var, eski başkanlarımızdan, Anafot başkanlarından. Böyle bir ekip çalışmasıydı bu. Ve işte öyküleriyle, fotoğraflarıyla, portfolyolarıyla katılan bütün Anafot üyeleri ve tabii ki yönetim kurulundaki arkadaşların desteği böyle bir projeyi ortaya çıkardı. Çok da kıymetli oldu, Sadık Hocamın söylediği gibi. 10 yıllık Anafot birikiminin, fotoğrafik birikiminin bir arada değerlendiği, toparlandığı bir çalışma oldu. Çok kıymetli bir çalışma. onanafot.blogspot.com Şöyle adresine Hüseyin, gidebilir. şöyle de diyebiliriz. Anafot'un web sayfasından girdiğinizde Ha, Anafot evet, bloğuna oradan da link ulaşabilirsiniz. var. Anafot.org'a oradan ulaşabilirsiniz daha rahat. Evet, Tamam, blokta buyurun. başka başlıklar da var. Yani bu 100 Evet. fotoğraf, 100 öykünün dışında 10 tane de editör, küratör seçkileri var. Yine çok değerli fotoğraf kadrolarının, Anafot üyelerinin fotoğraflarından seçtiği, yaptıkları seçkilerle oluşturdukları küratör, editör çalışmaları da var. Başka bir sürü başlık var. Hepsini bir arada izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Diyorum. Son Bir de Hoca'ya söz evet Firdevs Hocam vereceksiniz. son bir şeyler söyler mi diye bekliyorum. Evet. Son şey, çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şölen oldu yani bu. Çok güzel, değişik bir ortamda. Bir de ayrıca nice 10 yıllar diliyorum Anafot'a. Anafot'un kuruluşundan beri bildiğim için, Evet. kurulmadan önceki halleri de bildiğim için grupları. Onun için çok 10 yıl doldurmasına çok mutlu oldum. Daha nice 10 yıllar diliyorum büyük etkinliklerle. İnşallah. Çok Teşekkür teşekkürler. Ben Kemal Hocama da son kez sözü verelim. Buyurun hocam.
Güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür etmekten başka bir şey diyemiyorum. Devamı olacak tabii, geliyor. Emeklerinize teşekkürler. Yani kolay değil böyle bir şey organize etmek. Tabii katılımcıların hepsi de bu çabaya destek veriyor, katkıda bulunuyor. Herkes iyi ki burada. Siz de buradasınız. Baytekin Başkan aramızda. Baytekin Başkan bir şeyler söyleyecek. Atilla Bey el kaldırdı. Atilla Hocam buyurun. Baytekin Başkan buradaysa önce ona söz verelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ya internetim bulunduğum yer itibariyle çok kötü. Ben herkese teşekkür ediyorum katkı ve katılım için. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar Atilla Baytekin Hocam. Başkan. Evet, Atilla Başkan. Önce ANAFOD'un 10. yılı, öyle mi? Yanlış Yani anlamadıysam. doldurduk. 10. yılımızı doldurduk. 11'deyiz. Ben de 11'i sürüyoruz. biraz daha fazla olduğunu düşünüyordum. Evet. 2023'tü 10. yıl. Evet. Evet. Anladım. ANAFOD'un açıkçası yıllık sergilerinin hepsini takip etmeye çalıştım. Yani ANAFOD oldukça bu 10 yıl, 11 yıl boyunca gelişim gösteren bir dernek. Yani yakından da izleme şansına sahip olduk. Öncelikle hani bütün bu etkinliğe emeği geçen ANAFOD'lulara teşekkür ederim. Çok değişik ve güzel bir etkinlik oldu. Acaba hani izlerken etkinliği şöyle bir şey düşündüm. Acaba hani şimdi burada fotoğraflara bakıp öyküler yazıldı. Acaba öykülerden işte bir takım ne bileyim yazarların olabilir. Öykülerinden fotoğraflar üretilebilir mi? Hani bunun tam tersi bir etkinlik yapılabilir mi gibi bir şey düşündüm bir an. Hemen buna Yani cevap vereyim bunu Atilla Hocam. söylemek Biz istedim. Hı. geçmişte Roman Kahramanları Festivali vardı. Yılını tam yanlış söylerim diye korkuyorum. Pandemi başlangıcındaydı. Biz o festivale ANAFOD olarak katıldık. Herkes bir roman okuyup her romanın bir kapağın yani kapak ürettik, fotoğraf ürettik. Roman kahramanlığı yani o festival YouTube'da olması gerekiyor. Böylece yazı ya da fotoğraf üretmiş olduk. Zannediyorum 4 sene önce ya da 3,5 sene önce. Yo, Evet, anladım. yapıyoruz. Yani ya hani böyle bir şey de olabilir mi acaba Olur, diye olur. Neden düşündüm. olmasın? Yani o da çok zevkli Çünkü oldu. evet yani çünkü hani şimdi bir kere şöyle söyleyeyim pozitif olarak bu fotoğraflardan öykü üretmenin şeyi biraz böyle modern sanata doğru gidiyor. Ama bu altı son derece doluydu. Hani bu fotoğrafa bakıp işte alakasız bir şeyler yazılmamıştı. Altı son derece doluydu. Yani son derece ilgiliydi. Hani böyle modern sanat diye işte bir tane fotoğraf koyup altına sayfalarca yazı yazılan şeyleri de izledik biz bu ülkede. Bu değildi. Yani tamamen hani pozitif olarak söylüyorum. Son derece olumluydu benim için. Hani biraz açıkçası itiraf etmeliyim. Biraz çekinceli katıldım acaba ne çıkacak diye ama tamamen yanlış düşünmüşüm. Son derece hoşuma gitti. Son derece keyif aldım. Biliyomuzu incelemenizi, okumanızı öneriyorum Kesin hocam. kesinlikle Bekleriz yapacağım. Kesinlikle ANAFOD'un yapacağım. sayfasından ulaşabilirsiniz. Evet dediğiniz gibi yazıya fotoğraf çekmek de çok keyifliydi. Biraz da stresliydi o dönemde. Evet. Şu anda tabii kaç üyemiz katıldı, kaç kişiydik tam olarak hatırlamıyorum çünkü üzerinden epey bir zaman geçti. Roman Kahramanları Festivali. Baytekin Hocam daha detaylı belki hatırlayabilir. O da keyifli.
Yani her şekilde fotoğraf üretmek, yazmak. Evet, yani yani fotoğraf üretmeye neden olacak bir ne derler kaynak, bir itici Evet. güç gibi düşünmek gerekir. Teşekkürler, Biz çok keyif teşekkür aldım. ederiz hocam. Gülcem hocam buyurun. Gülcem Ya buyurun. çok özür dilerim, şeyde kapanış konuşmasından önce aklımdayken unutmadan söylemek istedim. Didem Hanım'ın Güler Hoca'nın fotoğrafında öyküsü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Zaman Hoca'nın da bir öyküsüne var diye aklımda kaldı sitenizde. Evet, var var. Ben yazdım onu Hocam Ha, hocam. pardon. Yani okuduğum için işte tam şey isimleri aklımda kalmamıştır Evet. ama öyküyü okudum, bütün hepsini okudum. İbrahim Zaman da Güler Ertan Hoca ile ilgili küçük bir anım var. Fotoğrafta böyle çok güzel bir dostluk ortamı olunca anlatmakta istedim. 10 sene önce civarındaydı. İbrahim Zaman Hoca ile Çorlu'ya geleceğiz. Burada 2 gün böyle bir faaliyetimiz var birlikte. Öncesinde de bir uluslararası yarışmada jüride beraber onlarla bir ortamda bulundum. Ben kenardan onları seyrediyorum. Bir kavga edişlerini gördüm. Böyle bir şey olamaz. Yani İbrahim Zaman'la Güler Ertan Hoca bir fotoğrafla ilgili puanlamada o akademisyenlere sayıktırıyor, o işte siz fotoğraftan ne anlarsınız? Böyle bir fotoğraf başında bir kavgalarını gördüm, dedim bunlar birbirini öldürecek galiba falan. O kadar böyle bir fotoğraf kavgası yaptılar. Aynı iki kişi, Güler Hoca Aral Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi. İbrahim Zaman Hoca dedi ki Aral Üniversitesi'nde bir çocuk etkinliği vardı. Ben oraya bir danışmanlık yapıyordum. Uğradık Aral Üniversitesi'ne. Güler Hoca ile orada bir faaliyetimiz vardı. Çıkarken Güler Hoca bana dedi ki bak şu ayranlar, 5 tane ayran verdi bana. Şimdi bu akşam çok konuşur, bu geveze dedi. Şekerini unutur dedi. Buna dedi arada ayran vermeyi unutma dedi. Postunu verdi. Ya o kavga eden 2 tane insanın birbirine olan dostluğu o kadar hoşuma gitmişti ki. Ya fotoğraf dedim, evet fotoğrafta insan bir keyif ya da bir mücadelesi var ama dostlukları o kadar güzel ve keyifliydi ki hep böyle onu anlatırım her yerde. Fotoğraf için çabalayabiliriz, üretebiliriz. Az olur, çok olur, güzel olur. Başka biri daha iyi çeker. Yarın bugün birisi daha iyisini çeker. Hiç önemli değil ama o dostluk hep benim aklımda fotoğrafta kalmıştır. Bugün de böyle güzel bir dostluk ortamı olunca sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden araya girdim, kusura bakmayın. Teşekkürler kızım. Teşekkürler. Evet Figen Başkanım, söz sende. Valla artık herkes her şeyi söyledi Hüseyin'cim. Ben oturumu kapatıyorum diyorum. Herkese iyi akşamlar. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Çok güzel bir geceydi Figen. Çok teşekkürler Figen Hanım. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var olun. Fabrisciğim, iyi Kemal hocam. akşamlar. İyi Çok akşamlar teşekkürler. Firdevs'im. Buluşmak üzere İyi inşallah. akşamlar. İyi akşamlar. İnşallah. Sağ olasın. Sadık hocam teşekkürler. Sağ İyi olun. akşamlar. İyi akşamlar.